2023 yılı ile birlikte zamlanan emekli maaşları üzerine intibak yasası yeniden gündeme geldi. Emekli vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı intibak zammının ise kulislerde görüşüldüğü iddia ediliyor. 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışan vatandaşların emeklilik yaşının öne çekilebileceğine dair çalışmaların yapıldığı gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda intibak yasasına ilişkin olarak 150 Türk lirası ile 350, 400 Türk lirası arasında ek zam 2000 yılı öncesi emekli vatandaşlar için getirilmişti. Yapılan açıklamalar ile birlikte Türkiye Emekliler Derneği genel başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı ve sonrası emekli vatandaşların emekli maaşlarına 1.300 Türk lirası zam yapılması durumunda meydana gelen gelir eşitsizliğinin kaybolacağı bilgisi paylaşıldı ortaya atılan iddialara göre Mart ayı ile birlikte eşitsizliğe çare bulunması beklenenler arasında yer aldı. Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte, 3600 ek gösterge ve EYT ile birlikte eş zamanlı olarak intibak yasasının da gündemde yer alması gerektiğini vurguladı. Emekli olan vatandaşların tarihine bakılmaksızın kazancı ve prim günü sayısı aynı olması durumunda emekli maaşlarının da eşit olması gerektiğini vurguladı. 28 Şubat tarihi ile birlikte gelmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlenmesi ile birlikte Ankara kulisleri dikkat çekti. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Özgür Kaya intibak hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Özgür Kaya tarafından yapılan açıklamaya göre 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı intibak yasası çıkartıldı. İntibak yasasının çıkarılma nedeninin ise 2000 yılı öncesinde sigortalı olan vatandaşların 2000 yılı sonrasında sigortalı olan vatandaşlara oranlar ters yönde kaldıklarını belirtti çıkartılan intibak yasası ile birlikte, 2000 yılı öncesi maaş alan emekli vatandaşlara 150 Türk lirası ile 350, 400 Türk lirası arasında ilave zam yapıldığı ifade edildi. Bu durumda ise, 2000 öncesi ile 2000 sonrası maaşlar eşitlenirken, 2008 yılı sonrasının da öne geçtiğinin vurguladı. Her geçen gün açılan fark ile birlikte çözüm sürecinin başlayabileceğinin altını çizdi emekli maaşı alan ancak düşük olmasından şikayet eden vatandaşlar için güzel haber verildi. 2000 yılı sonrası emekli olanlara az önce sevindirici haber geldi. Beklenen ara zam nihayet Nisan ayında geliyor. Türkiye Emekliler Derneği, intibak zammı ile ilgili çok önemli son dakika açıklamaları yaptı. 1300 Türk Lirası ek zam o tarihte maaşlara yansıyacak milyonlarca vatandaş emekli maaşı ile kod kanaat geçinmeye çalışıyor. Zaten düşük olan emekli maaşlarında 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasında da bir dengesizlik bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği 2000 yılı sonrası emeklilerin gelir adaletsizliğinden kurtulabilmesi için hükümete mektup yazdığını daha önceden duyurmuştu. İntibak zammı bekleyen Türkiye Emekliler Derneği konu ile ilgili çok önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Nihayet beklenen intibak zammı müjdesi geliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün uzun süreden beri 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların maaşlarındaki gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılabilmesi için çalışma yürütüyor. 2000 yılı sonrası emekli olanların hak ettikleri maaş düzeyine kavuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mektup yazan Ergün, konu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı sonrası emeklilerin hak ettikleri gelir düzeyine ulaşması için intibak zammı düzenlemesi yapılması gerektiğine dikkat çekti maaşlara 1300 Türk lirası intibak zammı gelmesi halinde gelir durumunun eşitleneceğini söyleyen Ergün, hükümetten bu düzenleme için destek beklediklerini ifade etti. Yaklaşan seçimleri de işaret eden Türkiye Emekliler Derneği Başkanı, asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT yasası ile birçok kesimin talebinin karşılandığını sıranın emeklilere geldiğini dile getirdi. Türkiye Emekliler Derneği'nin intibak zammı talebine olumlu yanıt gelebilir. Çünkü genel seçimler öncesinde hükümet bu yönde birçok çalışma yürütüyor. Emekli vatandaş sayısının da milyonlarca kişiye ulaştığı düşünülürse seçim öncesi hükümetin bu talebi de değerlendirmeye alması kaçınılmaz gibi görünüyor. EYT düzenlemesi Mart ayında yasalaşacak sonrasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yeni bir düzenleme çalışması bulunmuyor. Borç yapılandırma çalışması var ancak onun da kısa sürede sonuca bağlanacağı tahmin ediliyor. O sebeple intibak zammı görüşmelerinin Mart ayı içinde başlaması ve emekliye ek zam ödemesinin Nisan'da verilmesi bekleniyor. Emekli vatandaşlara 2000 sonrası emeklilik imkanı olması teklif ne zaman yasalaşıyor? İşte emekli vatandaşlara dair teklif ve zammın detayları haberimizin devamında yer alıyor. Uzun yıllar çalışmış ve emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar için intibak yasası ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve emekli sandığından emekli olarak günümüzde SGK çatısı altında toplanan emekliler olan kişilere intibak ile eş yönlendirilebilen 1000 Türk Lirası eşit sağ müjdesi hakkında haberler hala gelmeye devam ediyor. 2023'ün Mart ayında emekli vatandaşlara zam piyangosunu vurması beklenirken Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Kazım Ergün, çıkması merakla ve heyecanla beklenen 2000 yılı sonrası emeklileri ilgilendiren intibak yasası için düzenlemenin bir an önce yapılmasını beklediğini ifade etti. Kazım Ergün yapmış olduğu konuşmada bu sözlere yer verdi. Emekli vatandaşlar gelecek olan zamın meşru düzenlemeyle birlikte ne kadar olacağını oldukça merak ediyor. Ekonomik olarak bu zor geçen günlerde gelecek olan zam ile birlikte emekli vatandaşlar biraz daha rahatlamak istiyor. 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların intibak konusu önceki dönemlerde Anayasa Mahkemesi'ne de taşınmıştı ancak yüksek mahkeme düzenleme için meclisten oylama yapılmasının ve oy birliği ile çoğunluğun sağlanmasının gerektiğini iletmişti. Artık 2000 senesi ve sonrasında emekli olan kişilerin hepsi intibak yasasının kabulüyle beraber bu yardımdan yararlanma imkanına sahip olabilecekler. EYT düzenlemesi ile beraber mayıs ayından itibaren emekli olması beklenen vatandaşlar bu yasa ile intibak yasası kapsamında olacak. Milyonlarca vatandaşın eli kulağında beklediği intibak yasası, EYT düzenlemesi ile emekli vatandaşlarla birlikte eş güdümlü olarak intibak yasasıyla birlikte emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği intibak yasası doğrultusunda tarihe bakılmaksızın prim kazancı ya da prim gün adeti eşitlenerek hesaplanmasını bekliyorken EYT teklifinin kapsadığı vatandaşlar da yasa kapsamında olabilecekler. Peki intibak yasası ne zaman halka duyurulacak? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İntibak yasasını vatandaşların 10 senedir beklediklerini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği Başkanlığı Kazım Ergün bazı açıklamalarda bulundu. Kazım Ergün bu konunun mutlaka öncelikli meclisin gündem konuları arasına girmesi gerektiğini vurguladı. Biz de 10 senedir bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. 2000 öncesi emeklileri ilgilendiren yasası ilk olarak 2012 yılında çıktı. Bu yasaya göre ilk ödemeler 2013 senesinde yapıldı. İfadelerine konuşmasında yer verdi. İntibak yasasının onaylanması ile birlikte 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar artık yaş beklemeden emekli olabilecekler. Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonların beklediği intibak zamına ilişkin açıklama yaptı. Özellikle 2000 sonrası emeklileri yakından ilgilendiren zam haberine ilişkin konu Ergün, kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı uzun süreden beri beklenen intibak zammı ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği'nden önemini açıklama geldi. İntibak zammı konusu 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşları ilgilendiriyor. Uzun süre önce Anayasa Mahkemesi gündemine getirilen düzenleme için mahkemenin verdiği kararı ise, meclis kararının gerektiği yön